والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد, السلام عليكم hürmetli kardeşler, aziz bacılar. Allahu Teala'nın bereketi, rahmeti, mağfireti daim bizim üzerimizde olsun. Ve hürmetli kardeşler, Allahu Teala'ya en büyük nimet bizi Allahu Teala elbette Washington'da bir müşrikinin evinde de yer edebilirdi. Allahu Teala bizi %95% Müslüman olduğu bir devlette bizi yarattı. Ve bu gördüğünüz hayatımdı. Ve ikinci büyük nimetti. Elbette insana çok önemli olan, birinci Allah'ı tanıyan bir evde doğulmak. İkinci büyük nimet insana elbette sağlamlıktı. Çünkü insan görebilirse, eşidebilirse, insan danışabilirse, insan ayaklar üzerinde gezebilirse, bu ellerinden tutabilirse, en azından onun bunun kömeği olmadan bu ayaklar üzerinde ayak yola gidip gelebilirsense, ondan büyük nimet ne olabilir? Allahu Teala o pastide olan insanlarımızı da Allah'a da şifa versin. Hiç kesimizi ona buna mühtaç edemezsin inşallah. Ve kardeşler, bacılar, nimetlerden bize Allahu Teala verdiği, elbette dünyada bazı ülkelerde biz görüyoruz ki bir alma, bir hurma, bir şaftalı, bir karpuz yetişmeyen yerlerde var. Ancak devletimizde 9 tane iklim ne demektir? Yani bizde bitmeyen meyveler, yani çok nadir meyveler var. Bunlardan en faydalı olan, biz bu hurma işiyle meşgul oluruz. Ne için? Peygamber aleyhisselamın elbette sizin diyor sağlam insan eli boş çalışmadan boş vakit geçirmek elbette diyor Allah'ın gazabına düşer olacak. Biz de Allah'ın kömeğiyle verdiği sağlamlıktan istifade ederek her il bu hayatta, burada benim 3-4 tane suşulka var. Allah'ın kömeğiyle hurmanı alırız, onu kabuğunu söndürürük ve bu güzel formada burada kurudurük ve bu içinde terkibinde çok zengin vitaminleri olan meyveni biz bunu Allah'ın kömeğiyle satışa çıkardırık kurusu. Elbette Allahu Teala verdiği, koyduğu ayak altında olan otlar da minlerle hastalığa karşı dermanlar var. Meyveler de hemçinin geniş yayılmış hastalıklardan, hansı ki bizim herçeng olsun, Allah uzak eylesin, hansı ki bizim tezik olsun, şeker olsun, bu hurmanın terkiminde olan A vitamini mesela için görme kabiliyeti yani daha yaşlılaştırır, kan tezik olsun ve bu herçeng gibi, şeker gibi hastalıkların da karşısına alan içinde minerallar var. Elbette Allahu Teala bizleri hamımıza sağlamlık versin ve kardeşler, bacılar, öyle bir zamanda yaşayarak ki insan hamımız çalışmadan zengin olmak istiyoruz. Ancak Allahu Teala'nın farz olan ibadetlerden sonra en büyük ibadetlerden birisi ailesi için çalışıp kazanç elde etmektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinde ailesi için, helal rızkı için çöle çıkan insan cihatta olan kimi büyük bir sevap var. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hakkında biz çok hadisleri yani insanlara çatdırırız. Bir günü bir sahabe gelir Medine'de ve Peygamber Aleyhisselam'ın hansı ki Beytul Mal'dan diyek, biz indiki dilde büdce diyek, o büdceden ailesi için buğda almak istiyor götürmeye. O vakti Peygamber Aleyhisselam diyor, sen diyor ailenden neçen nefer var? 2-3 evladın var diyor. Sen diyor ne işte işleyirsen, harada çalışırsan diyor, ya Resulullah diyor, iş yoktu ki diyor, ben
Hardan pul kazanayım diyor. Ona göre mühtaç olmuşam diyor. Beytul maldan biraz buğda aparım diyor. O vakti Peygamber Aleyhisselam soruşur, evinde ne var diye satılası. Bir tane seccade diyor ki bir tane koyundan bir deri namaz kılmaktan ötürü yundan olan seccade diyor. Olan kalan bir tane o diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki get diyor, onu sat diyor. O pula ne çatırsa yani ki bir balta alıp gelersen diyor. Hemen sahabe gider pazara 2 dirheme 3 dirheme veya huda o vakti puluyla bir balta alıp getirir Peygamber Aleyhisselam. Kardeşler özü hemen baltaya sapını vurup diyor ki elbette Medine'de namaz kılmak Peygamber Aleyhisselam'ın yanında arkasında namaz kılmak bu her insana kısmet olmadı. Elbette sahabelere kısmet oldu. Yani burada kıldığı namazdan belki defa 10.000 defa daha faziletli idi Peygamber Aleyhisselam'ın yanında namaz kılmak. Ancak Peygamber Aleyhisselam diyor o sahabeye bir ay diye seni mescide görmeyeyim diyor. Ancak diyor ailesi için diyor odun kıracaksan, onu taşıyacaksan, satacaksan diyor ailesini mühtaçsız vaziyete getireceksen diyor ondan sonra gelersen diyor mescide. Ne demekti arkadaşlar? Ailesi için çalışmak, ona buna mühtaç olmadan yaşamak. Sağlam insan, yani elleri boş, sağlamlık da varsa, boş vakti telefonla geçiren insanları görüyoruz ki biz, Allah-u